Dünyadaki bugün itibariyle en iyi F-16 simülatörü olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Avelsan'ın ürettiği F-16 savaş uçağı simülatörü Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Ankara 4. Anajet üssünde düzenlenen hizmete giriş törenine Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'la birlikte Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk de katıldı. Hava Kuvvetleri'ne hayırlı olsun. Yazılımı yerli imkanlarla geliştirilen simülatörle birlikte 1 saatlik uçuşu 50 bin lirayı bulan F-16 uçakları artık eğitim için havalanmayacak. Bu uçuşlar için özellikle değerlendirme için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Simülatör F-16 savaş uçağıyla birebir aynı özelliklere sahip ve bu simülatörle birlikte eğitim maliyetleri de sıfıra indirilmiş olacak ve aynı zamanda eğitim sırasında karşılaşılabilecek aksaklıklar da en aza indirgenmiş olacak. Kullandığımız füzeler veya diğer silah sistemleri var. O sistemlerin etkisi, maliyetini düşündüğümüzde 1 milyon dolarlık olan bir füze var. Gerçek hayatta kullanmadığınız, hiç atmadığınız. Ama bunları burada çok sayıda atıp daha fazla eğitimle sağlayabiliyorsunuz. Simülatör merkezinde sadece savaş eğitimi verilmiyor. Görüldüğü gibi taktik eğitimleri de veriliyor. Şu anda pilotunuz yakıt uçağından yakıt almaya çalışıyor. Şu an için Ankara, Merzifon ve Balıkesir'de konuştuğu Anajet üslerinde bulunan F-16 simülatörü 2014'te Diyarbakır, Konya ve Bandırma Anajet üslerinde de faaliyet gösterecek. Bu proje ile ilk defa coğrafi olarak farklı konumlarda bulunan 23 pilotun aynı görevi eş zamanlı olarak sanal ortamda icra etmesi kabiliyeti sağlanmıştır. Kaza kırımların önlenmesi zamandan, bütçeden ve iş gücünden önemli oranda tasarruf edilmesi sağlanacaktır. Dünyadaki bugün itibariyle en iyi F-16 simülatörü olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. En güncel uydu, hava fotoğrafları, sayısal veriler kullanıldı ve Türkiye'nin tamamı modellenmiş oldu. Ülkemizin tamamı bir sanal eğitim ortamı haline böylelikle getirilmiştir. Simülatör tesisini inceleyen Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz pilot koltuğuna oturdu. Ancak çok geçmeden uçağı düşürdü. Sanal ortamda F-16 deneyimi yaşayan Yılmaz, projenin düşmana karşı caydırıcılık sağlayacağını belirtti. Güzel bir söz vardır. Tetiği çeken bilek değildir, yürektir diye. Yürekleri vatan aşkıyla çarpan başta komutanımız olmak üzere bütün pilotlarımıza bu F-16 simülatörü eğitimiyle kazanacakları bilgiyle dosta güven, düşmana da caydırıcılık sağlayacak bir yapıda olacağına inancımı belirtiyor. Tüm emeği geçen herkese huzurlarınıza teşekkür ediyorum.